Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle insanı kendisine hayran bırakan Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Molu köyünde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Molu köyü tarihi bakımdan oldukça zengin bir köy. Öyle ki bu köyde birçok medeniyet yaşamış ve Molu köyü birçok medeniyete, birçok farklı ırktan insana bağrını açmış bir köy. İşte şu anda bulunmuş olduğumuz nokta da bu köyün en eski yerleşim noktalarından bir tanesi. Hemen arkamda görmüş olduğunuz evlerden Romalıların yaptığı o yeraltı şehrine geçitler bulunmakta ve işte köyün geçmişteki ulaşımı da bir noktada bu şekilde sağlanmaktaydı. Bu evlerde insanlar uzunca yıllar yaşamış fakat günümüze geldiğimizde ise köy şu an bulunduğumuz yerden biraz daha ileri noktaya taşınarak yerleşim yeri farklı bir noktada hayat bulmuş. Gezici Radar programı tüm hızıyla devam ediyor ve Molu köyünde Kepez Yeraltı şehrinin girişindeyiz. Buradaki uzmanlara göre Romalılar tarafından yapılan yeraltı şehri günümüzde ziyaretçilere de kapalı fakat bizler buraya kadar geldik sizlere göstermek adına. İçeri kadar girmeyeceğiz şu anda. Yeraltı şehrinin basamaklarındayız ve aşağıya kadar ineceğiz. Zaten büyük bir bölümü de toprakla dolmuş durumda. Havalandırma kısmı da aynı şekilde 5-6 metre bir açıklık var. Onun altı hep toprakla dolmuş. Yani artık maalesef kullanılamaz ve turistlerin göremeyeceği şekilde. Efendim yeraltı şehrinin duvarlarının üst kısmına doğru baktığımızda böyle küçük küçük delikler görüyoruz ve o deliklerde ateş izine, islere rastladık. Sebebini sorduğumuzda ise burada yaşayan uygarlıklar buranın ışıtılmasını yani aydınlatılmasını kullanmak için işte o bölmelere, yeraltı şehrinin kapısındaki o bölmelere ateş yakıp, yağ yakıp koymuşlar ve tabii ki işte ışığın olmadığı, elektriğin olmadığı o yıllarda yeraltı şehrinin aydınlanması bu şekilde sağlanmış ve tabii ki günümüze de işte bu izlerle ulaşmış durumda. Mustafa amca. Efendim. Bu arkamızda Molu'nun ilk arabası değil mi? Köyde kimse de yokken sende evet, varmış araba. Evet bende vardı, bende vardı. Ya 74'te getirdim ben. 74'ten belli bende. Peki köydeki ilk araba, tek araba senin olması nasıl bir duyguydu? Neler oluyordu ya, bu köyde? Güveni getiriyordu, hasta götürüyordu, sağlam getiriyordu. Getiriyorduk. Köye hep sen yardımcı oluyordun. Ben yardımcı oluyordum evet. Taksici gibi duruyorsun. Ya ne yapak? Taksici gibi mi dururuk? Otobüsçü gibi mi duruyor? Ben de bilemiyorum. Çalıştırayım mı? Çalıştır da bir sesini duyalım. O kadar övdün, methettin, aslan dedin, kaplan dedin. Çalıştırayım. Aslan. Maşallah. Yalnız araban yeni arabalara taş çıkarıyor. Sen de maşallah gençlere taş çıkartıyorsun. Taş çıkartırım, ondan yana da çıkartırım. Yanımızda Ekrem Bey var ve biraz sonra Molu köyünün meşhur üzüm bağlarına gideceğiz. Kendisiyle bir bağ bozumu gerçekleştireceğiz. Muhteşem bir doğa harikası. Hemen kameraman arkadaşım Musa'dan rica edeyim, şöyle gürül gürül akan hemen yanımızda buz gibi muhteşem bir su var. Ağaçların arasından Molu'ya doğru süzülüyor ve tabii ki yüzlerce yıllık kocaman ağaçlar da yolculuğumuzda bizlere eşlik ediyorlar. Yanımızda da hemen Ekrem Bey var ve bu doğa harikası yerden geçerek Ekrem Bey'in bağına ulaşacağız ve Molu köyünün verimli topraklarında yetişen lezzetli üzümleri orada tatmış olacağız. Evet efendim, meşhur üzüm bağlarındayız ve yanımızda genç ağa amcamız var. Kendisi yıllardır bağ bozuyor. Biz de hemen kendisini gördük, geldik, tanıştık, sohbet ettik. Dedik ki bu bağ nasıl bozulur? Bize bir anlat. Önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Genç ağa ismim. 60 doğumluyum. Molulluyum. Kaç yıldır bozuyorsun bu bağları? Diyorum ya 15-20 yıldır hemen bozarım. Peki nasıl bozuluyor genç amca bu bağ? Neler yapmak lazım? Bu bağ işte bağ suluyorsun, ilaçlıyorsun. Geldi mi kuz aylarında bozum zamanı bozuyorsun, pekmez kaynatıyorsun. Nasıl kesiyoruz? Bir gösterelim mi izleyicilerimize? Vallahi işte böyle makasla kesiyoruz ya. Göster bakalım nasıl şöyle kesiyor makasla. Şöyle tutuyor, kesiyor. En dipten kesiyorsun. Evet şöyle. Maşallah adın gibi gençsin. Nasıl olur peki Molu'nun üzümü? Molu'nun üzümü
Sadece bekmezlik yani. Öyle fazla beklemiyor yani. Yenmez mi? Yenir de öyle asmalık olmuyor yani. Bakalım mı tadına? Gence amca. Tabii. Şuradan buyur. Kopardığından bir tane alayım. Efendim Molu'nun işte meşhur üzümleri burada bozularak götürülüp kaynatılacak, saatlerce kaynatılıp işlemlerden geçtikten sonra da o lezzetli ve sağlıklı pekmez olarak sofralarımızdaki yerini alacak. Ben de sizler için tadıyorum. Evet, Molu köyündeyiz ve tarihi hamamın önündeyiz. Yanımızda da Yahya Bey var. Arkamda görmüş olduğunuz hamam yıllar boyu Osmanlı'ya hizmet etmiş ve işte görmüş olduğunuz gibi binası günümüze kadar ulaşmış bir tarihi eser olarak da hemen arkamda dimdik duruyor. Yahya Bey, neler söylemek istersiniz? Hamam camiyle beraber 18. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Mimar Sinan'ın öğrencileri tarafından yaptığı da söyleniyor. Mimar Sinan tarafından yapıldığı da söyleniyor. Cami tarihimiz 1713 olarak Anıtlar Kurulu'nda öyle geçerli ama büyüklerimizin söylediğine göre Mimar Sinan yaptığı da söyleniyor. Ustaları da öğrenciler de olabilir. Bu şekilde yani bayağı bir zaman geçmesine rağmen kümbeti falan hala sağlam bir şekilde duruyor gördüğünüz üzere. Sarmaşığın altında zaten ocak kısmı var. Ateş orada yanıyordu. Su gelip orada ısıtılıp içeri veriliyordu. Şimdi sarmaşıklar kapattığı için tam gözükmüyor zaten. Evet, küçük de bir girişi var. Hemen alt tarafa doğru toprak artık çökmüş, kaymış tam olarak gözükmüyor ama ben içeriği merak ettim. Hadi gelin bir bakalım. Buyurun. Tarihi hamamın içindeyiz işte. Dışarıda sıcak bir hava olmasına karşı eski bina özelliği olarak yine bulunduğumuz noktada da serin bir hava var. Taş duvarların ardında inanın bu serinliği yaşamanızı ve görmenizi isterim. Tabii adresiniz Molu Köyü olmalı Yakup Bey. Yahya Bey, özür dilerim. Suyun çıktığı nokta hemen arkamızda bulunan yer. Evet, arkada ocak var. Orada ateş yanıyor. Suyu ısıtıp hamamın içine dağıtıyor. Yani bir ışıklandırmayı da görüyorsunuz zaten küçük havalandırma delikleriyle. Yani şu şartta bile güneşi ışığını çok rahat alıyor. Ve karanlık değil o kadar içerisi, aydınlanması var biraz daha. Hemen arkamızda tarihi Rum okulu var ki zaten adından defalarca gazetelerde, dergilerde, tarih söyleşilerinde ve kitaplarında yer bulmuş, yer edinmiş bir yer. Neler söylemek istersiniz? Buranın inşaatına dair bir bilgi, belge yok ama İstanbul Cemiyeti, Rum Cemiyeti tarafından yayınlanan dergide 6. cildinde bahsediliyor yapısından biraz. 19. yüzyılların yapısında hükümet binalarında kullanılan taş yapısı olduğu söyleniyor buralarda ama konak olarak da geçiyor. Büyüklerimizden duyduğumuz tabii burası. Rum okulu olarak biliniyor ama bayağı bir harabe halinde, burada kendini koruyamamış, yıllar geçtikten sonra çökmeler falan başlamış. Burada önce zaten Rumlar yaşarmış köyümüzde, mübadeyle gönderilmeden önce o zamanlardan olduğu söyleniyor. Rumların yaptığı bir okul burası. Buraya kadar geldik. Okulun içine de bir bakalım bakalım nasıl bir mimariye sahip, Rumlar neler yapmışlar geçmiş dönemde. Bizleri köyünüz gerçekten tarihi yapısıyla her adımında kendisine bir kez daha hayran bırakıyor. Bakalım, buyurun, içerisinden de bir görelim. Tarihi Rum Okulu'nun içindeyiz. Bundan yıllar evvel öğrenciler bu sınıflarda okumuşlar. Tabii şu anda toprağın çökmesiyle, yerin dolmasıyla küçük bir kat olarak kalmış burası ama geçmişin izlerinin her anını burada görebiliyoruz. Boya işçiliği, oyma işçiliği de kullanılmış. Yine camlarda, pencerelerde baca delikleri de var. Kışında burada herhalde sert kışlar oluyormuş ki baca delikleri yapmışlar ve ısınmayı sağlamışlar. Geçmiş dönem insanları mevcut taş sınıflarda, binalarda okumuşlar ve eğitim öğretimlerini görmüşler. Mimar Sinan'ın Molu'ya bıraktığı eserlerin içerisindeyiz ve tarihi Molu Camii'ndeyiz. Yanımızda da Faruk Bey var. Caminin tarihçesini dinleyeceğiz ama kapıdan içeri girdiğimiz anda caminin bu muhteşem manevi havası gerçekten bizleri kendisine hayran bıraktı ve büyük usta Mimar Sinan'ı da bu vesileyle bir kez daha saygı, sevgi ve rahmetle de anıyoruz Molu köyünden. Bize geçmişte bu mübarek cami, ben çocukluğumla alakalı söyleyeyim, burada çok anılarımız oldu. Çok bayram namazları kıldık cemaat olarak, köy olarak. O zaman tabii nüfusumuz çok fazlaydı. Ama şimdi yine var ama bir göç alıyor bu köy. Almaya devam ediyor. Sadece camiyle değil, hamamıyla işte, ama maalesef işte terk edilmiş bir
mizaç ve maalesef yıkılıyor gibi. Restorasyon Anıtlar Kurulu'yla alakalı zannedersem müracaat da olundu ama nasıl bir dönüş oldu bilmiyorum. Bildiğimi söyleyemeyeceğim. Bununla beraber tabii ki kilise de var. Burada geçmişte çok geçmiş olan bir köy. 500 yıllık, 600 yıllık bir köy. Yeni bir köy değil. 500 şeyiyle, hanesiyle yani ben biliyorum anlatılır da eskiden Kayseri'den ciddi anlamda buraya ticarete gelinirmiş. İşte bu Kepez'de yeraltı şehrinin olduğu, çarşısının olduğu ve ciddi bir ticaretin döndüğü bir köymüş. O yüzden dolayı da buraya bir ehemmiyet verilmiş. Bunun eseri. Zaten bu hani her yerde olan bir şey değil. Tarih dediğinizde tarihin izinin olması için bir kalabalığın, bir nüfusun olması gerekiyor. Demek ki bu nüfus da burada varmış. Köyümüzün çok mizacı olan bir köydü, tarihi olan bir köydü ama yeni nesil bizler pek çok sahip çıkamıyoruz. Kaç yıllık bir cami burası? Burası işte 1717 yani normalde 300 kaç yıllık oluyor? 350 yıllık veya 400 yıllık bir cami. Ama bize söylenen buranın 500 yıllık olduğu. Ama burada yazan, kapısında yazan şey, Anıtlar Kurulu'nda da geçen, biraz önce arkadaşla da görüştük. 350-370 yıllık bir cami oldu. Duvarda işlemeleri görüyoruz. Evet. Kök boyayla boyanmış ve günümüze kadar ulaşmış. Gerçekten buradaki işçilik bile aslında camiye ne kadar büyük önem ve ne kadar büyük emek verildiğini bir kez daha gösteriyor. Aynen öyle. Ahşap yapısıyla, asma katıyla. Ayrı bir mizacı var. Çok büyük bir cami değil ama elhamdülillah çok güzel bir cami. Huzuru da, huzuru çok. Kesinlikle. Çünkü alın teriyle olmuş, emek de olmuş, helal kazanç da olmuş. En önemlisi de o. Efendim Molu'nun meşhur bir diğer yiyeceği de tabii ki ülkemizin dillere destan kuru yemişlerinden Molu cevizi. İşte görüyorsunuz Fatma ablamız yıllardır burada ceviz yetiştiriciliği yapıyor ve Molu cevizinin meşhur olduğunu bizlere söyledi. Evet. Öyle mi Fatma abla? Evet. Evet canım öyle yavrum. Meşhur Molu cevizi. Evet Molu'nun, bizim cevizimiz meşhur, Molu'nun değil. Sizin ceviziniz meşhur. Masil cevizi gider elinden kır ye. Hani yıllardır burada 100 senelik miydin, 200 senelik miydin, kaç senelik dersen gayrı. Bu arkadaki ağaç senin ağacın? Evet bizim babamızın ağacı. Babamız rahmetli oldu, çocukları bizler yiyor. Devam ediyor hala da mahsul vermeye. Tabii canım verip devam ediyor. Baksana işte çıktı bak. Kıralım mı bir tane? Yiyen yiyor, bir kolu yer. Giden gelen toplar yer, kalan da bize kalır. Kabuğu çok yumuşak, çok ince. Evet işte ondan masil cevizliği geçiyor. Ondan adı meşhur cevizimiz bizim. Şöyle izleyicilerimize de kameraman arkadaşımdan rica edip hemen gösterelim. Molu'nun meşhur mahsul cevizi. Kayseri'nin en eski köylerinden, en uzun tarihi olan köylerinden bir tanesindeyiz ve Molu'dayız. Gerçekten tarihi zenginliği, dillere destan, anlat anlat bitmeyen Molu. Kayseri'ye kaç kilometre uzaklıkta? Bir de şöyle kısa bir köy tarihini sizden dinleyebilir miyiz? Kayseri'ye 20 kilometre uzaklıkta Molu. Şu anda yaklaşık bir 100 hane falan var köyümüzde. Ama yazın gelen nüfus daha çok. Köyün merkezinden artık bağlara, daha kenarlarına doğru yayıldı nüfus. Yaz aylarında nüfus oranı bayağı artmakta. Burada köyde geçimini tarımla uğraşıyorlar. Arpa, buğday ekerek, mısır, çekirdek, bunlarla geçimini sağlıyorlar. Bazı zaman üzüm, pekmez. Ulaşımı köyümüzü Büyükşehir Belediye'miz tarafından otobüslerimiz gelmekte. Otobüslerle sağlanıyor. Zaten şehir merkezine de oldukça yakın. Aynen, yakın bir köy. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Molu köyündeydi. Efendim Molu köyünün yemyeşil doğası, tarihi güzellikleri ve tabii ki Mimar Sinan ustamızın bıraktığı cami bizleri kendisine hayran bıraktı. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.